Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Yorumlarda yazmışsınız pozitif ol abi diye. Negatif videolar çekme diye yazmışsınız. Ben de pozitif olacağım sizlerin istediği için. Ve kendim de bugün birazcık aktivite yaptım. Oltama attım, biraz balık tutmaya çalıştım ama çok fırtına var arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi, ben de geri geldim. Yemlerin iki tanesi gitmişti. Ufak ufak kestim böyle sülü nezleri. Yem olarak taktım şeylere. İğnelere. İğneler de küçüktü zaten. Vurur gibi oldu ama dalga var ya, bir şey anlamıyorsun arkadaşlar. Şimdi yarın muhtemelen sabahleyin ilk böyle güneş doğmadan su daha çok böyle gün doğmadan bir saat önce falan çok çok iyi balık oluyormuş arkadaşlar. O saatlerde bir kalkacağım, bir bakacağım arkadaşlar duruma. İnşallah güzel balıklar yakalayabiliriz. Eğer yarın da dalga olmazsa balık olayını çözeceğiz inşallah hep birlikte. Tutmaya çalışacağım. En azından yiyeceğimiz kadar çıkar belki ya. Satacak kadar olmasa da. Yiyeceğimiz kadar çıksa en azından et geçer arkadaşlar. Omega 3 müydük? Ne var? Bir sürü vitamin var balıklarda. Deneriz yani. Kendimizi geliştiririz ufak ufak. Hem bize bir uğraş olur, aktivite olur. Hem de bir yandan yani yiyeceğimizi falan karşılayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir makarna yapacağım. Bulaşıkları yıkamıştım demin normalde. Tencerelerden birini yıkamamışım. Şu kamp tenceresini yıkamamışım. Bu benim için çok iyi bir tencere. Diğer tencereyi kullanacağım ondan dolayı. Bu da çok kirli değil aslında. Yıkanabilir ama. Şimdi temiz olarak bunu kullanacağım. Yarın da ikisini birden yıkarım. Köşeye kaldırırız. Dışarıda yıkayacağım bulaşığı ya. Dışarıda daha kolay oluyor. Burada çok biriktiği zaman zor oluyor. Evye biraz küçük ya. Ama küçük tencereyi falan kolay oluyor da şeyi. Büyük tava var ya, tavayı yıkaması burada zor oluyor. Etrafa damlıyor. Biraz kenarlarında kalmış şunları ben peçeteyle alayım arkadaşlar. Peçete çok önemli benim için. Hemen böyle bir şey kurulayacağım zaman veya böyle bir kirli bir şey kaldı mı, bir şey oldu mu hemen peçeteyle halledebiliyorum. Bu da benim için çok iyi oluyor. Mesela bir karavanın bir yerine çiş yaptılar mı, bir şey yaptılar mı hemen müdahale edebiliyorum. Şimdi makarnamızı koyacağız bunun için ama ondan önce su koyacağız. Şimdi makarnamızı koymadan önce arkadaşlar suyumuzu koyalım. Bu Aslan Efendi de beklemesini bilmiyor arkadaşlar. Yemesini iyi güzel biliyor ama beklemesini bilmiyor yaparken. Şimdi bugün camiye gittim arkadaşlar. Camiden su doldurdum büyük şeyle. Aslan'la beraber gittik. Aslan peşime takılmış. Daha doğrusu şeyi aldım. Karşıdan karşıya geçiyordum çünkü. Omzuma aldım. Şey yapmasın, araba falan çarpmasın diye. Büyüdüm mü alışır ama sıkıntı yok ya. Onu alıştıracağım yanımda yürümeye. Şunu bir altını açalım. Bir kaynamaya başlasın şu suyumuz. Biz de o arada muhabbetimizi ederiz. Sohbet videolarını ben de seviyorum. Sizler de seviyorsunuz. Niye seviyorsunuz? Çünkü ben yalnızım arkadaşlar. Yalnız olduğum için sizlerle böyle sanki kameranın karşısında sizler varsınız gibi hissediyorum. Zaten varsınız da. Güzel oluyor. Ben de şey yapıyorum yani. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın. Bana ufak bir destek olmuş olursunuz. Videoyu da kapatmadıysanız kapatmadık abi diye yazabilirsiniz yorumlara. Hoşuma gidiyor ya. En azından buraya kadar izlediğinizi bilmek hoşuma gidiyor. Bakalım yarın neler yaşayacağız arkadaşlar. Videoyu çekeceğim kesinlikle yani. Kesin ama çekeceğim videoya şeyi. Balık malık tutarsam böyle. Tutmazsam çekmeyeceğim ama. Çünkü biraz sıkıntı. Utanırım öyle. Bir şey tutamamış falan diyenler olur. Ya olsa da ne olacak abi sanki. Neyse abi şöyle makarnalarım kalmıştı. Bu makarnaları şunu koyarım. Birisi dandik olandan, birisi iyi olandan. Biraz koyarız işte. Hem aslana hem bana, ikimiz birlikte gömeriz. Şşş, çık oradan aslan. Çık. Çiğ çiğ mi yiyeceğim makarnaları? Bir pişsin abi ya. Daha su kaynayacak, makarnayı pişireceğiz. Arkadaşlar aslında video dahil etmek istedim. Yatıyor kucağımda şu anda. Yemeği beklemeyi öğrenecek inşallah. Makarnamız şu anda haşlanıyor. İnşallah öğreneceğiz değil mi Aslan? Pişerken beklemeyi öğreneceğiz mi? Ben de sabırsızım ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Mecburen bekleyeceğiz. Çiğ çiğ mi yiyelim makarnaları kıtır kıtır? Kıtır kıtır yenir mi makarnalar? He oğlum? Pişsin güzel güzel, pişmiş yiyelim. Yanakları sarkık oğlum benim. Kulakları kara oğlum benim. Burnu kara oğlum benim. Bozayı oğlum benim.
Yerim senin ben. Bakışını yerim senin ben, o tatlı bakışını. Güzellikim benim. Can ciğerim benim. Ne yapayım ya? Seviyorum ya böyle. Uyurken çok tatlı oluyor. Bak şimdi uykuya daldı ya. Çok tatlı oluyor. Seviyorum. Şımarıklık yaptığımda da kızıyorum biraz ona arada sırada. Ama böyle yatınca dünyalar benim oluyor ya. Hele bıdık var. Bir bıdık da ikisi de. Ha geliyor bak bak. Gel. Kuyruğunu yemeye çalışıyor. Gel. Burada. Burada burada burada. Gel. Bıdık da burada. Sen de yat gel. Sakın 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 sakın. Bak bak bak, makarnayı atlamaya çalışıyor. Bu oradan var ya, fark etmeseydim burada makarnanın üzerine uçacaktı. Hem kendi yanacaktı hem de makarnayı perişan edecekti. Makarnayı hadi dökülsün. Makarnanın dökülmesi bir şey değil de yanardı yani, cayır cayır kaynıyor ya şu anda. Kaynar suyun üzerine atlayacak. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle kedi köpek beslemek de kolay bir şey değil yani. Bunun aşıları var. Ondan sonra yemeği var. Bakması var, sahip çıkması var. Bir sürü olay arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değil yani. Neyse arkadaşlar, bugünkü başıma gelen bir olayı anlatacağım sizlere. Bir tane deli bir tane kız. Ben tahminimce yani deli. Çok da böyle kötü demek istemiyorum da yaşadığım şeyleri anlatacağım daha çok sizlere. Abi neyse, şeyden su doldurdum, geliyorum camiden. Kız geliyor abi, kız baktım şey yapıyor böyle. Aslanı sevmek istiyor. Dedim sevebilir miyim falan dedi. Dedim vallahi şey yapamazsın. Aslan şu anda dedim eğitimde. Kimseye sevdirmiyorum dedim. Isırır dedim bak seni. Saldırır dedim yani. Zaten aslan da şey yapıyor. Birisi sevmeye çalıştığı zaman veya yakalamaya çalıştığı zaman direkt tepkisini gösteriyor. Hırlıyor. Saldırıyor yani. Isırmıyor ama yaklaşsa birisi ısırır yani, öyle söyleyeyim. Benden başkasına gitmiyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir şey. Bak benden başka kimseye gitmiyor aslan. Bu da bunu bu şekilde eğiteceğim yani, yetiştireceğim. Tabii sosyalleştirmeye de başlayacağım başka hayvanlarla, başka insanlarla, ama şu anda değil. Şu anda eğitimde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bir ufaktan insanlarla tanıştırmaya, sosyalleştirmeye başlayacağım ama öyle çok samimi bir şekilde değil. Neyse abi dedim sevemezsin falan dedim işte. Ondan sonra geldi, peşinden geldi yani. Baktım gizli gizli geliyor böyle. Peşime takıldı geliyor. Ben de aldım kucağıma aslanı. Yoksa aslanı alıp götürecek yani. Deli deli gibi bir şey kafada bir var herhalde. Geldi karavanın yanına. Diyor karavana bakabilir miyim? Karavana girebilir miyim içeriye? Dedim ne diyor bu anasını satayım. Yani şimdi bir şey de diyemiyorum. Öyle sert çıkışsam şey yapsam olmaz. Ayıp olur. Karavana bakabilir miyim? Bak dedim, şöyle şey yaptım. Karavana girmeye çalışıyor falan. Dedim git ya, ne yapıyorsun dedim ya. Kafayı mı yedin dedim. Ondan sonra. Neyse abi. Öyle muhabbet geçti aramızda, şey yaptı. Kapıyı kapattım ben sonra. Böyle kafayı uzatıyor. Camdan falan bakıyor böyle. Etrafa. Ne var ne yok içeride diye. Perdeyi çekiyorum. Perdenin ara kısmından falan bakıyor böyle. Ulan dedim, çarptık anasını satayım. Bunu da sizlerle bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakalım bir daha gelecek mi o deli kız. Böyle biraz tuhaf birisi ama yani küçük küçük de duruyor yani. 15-16 yaşlarında veya 20-25 olabilir yani, tam bilmiyorum da. Ama yani psikolojik şey olduğu için şey yapmıyorum ya. De şöyle bir söz de var ya arkadaşlar, delidir ne yapsa yeridir diye. O yüzden bir şey yapamıyorsun. Ne desen tersini yapıyor mesela. Git diyorsun kalıyor, kal diyorsun gidiyor. Kötü bir şey arkadaşlar yani. Allah herkese akıl fikir versin. Önce de bana da versin akıl fikir. Bir tutturamadık doğru yolu. Yani doğru yol derken yani, doğru yoldayız ama biraz sapa yoldayız arkadaşlar. Sapa yola saptık. Burada işte nereden geldi benim aklıma bu karavan hayatı ya? Karavanda yaşam bilmem ne. Çocukluğumda hiç karavanda yaşarım öyle bir şey yoktu ya. Ama bilmiyorum niye böyle oldu. Hayvanlarla iç içeydim, o ayrı bir şey de. Karavanda yaşam falan hiç düşünmüyordum öyle bir şey. Sonradan çıktı bu şeyler.
karavan hayatı falan benim için. Bıdık da dışarı izliyor. Ne yapsın? Bu da bu kucağımda uyuyor. Güzellik ya bak. Uyuyor mu böyle? Aslan oğlum benim. Şimdi yapıyor ya. Sıcak sıcak arıyor işte bu. Ondan öyle yapıyor. Yat hadi tam yatıyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yani akşamki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Günlük 3 video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimden geldiğince video paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı, seviyorsunuzdur. Yorumlar kısmına yorumları bekliyorum yani yorum yapabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Ona göre de video paylaşıyorum. Hadi görüşürüz. Aslan uyusun. Makarnamız kaynasın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Değil mi oğlum? Fenomen oldun ha. Sosyal medya fenomeni aslan. Yakında haberlere çıkarsın aslan. Aslana benzeyen bir köpek. Dünyada tek. Şimdiden baksana. Sanki büyük köpek gibi kafası var ha. Küçücük olduğu halde. Daha küçük. Bebek daha koca köpek kafası var. Bana kalırsa var ya aslan çok büyük bir köpek olacak arkadaşlar. Karavana maravana sığmaz. 2 metre boyunda bir şey olacak. Hadi görüşürüz.